...değiştirenlere. Nedir onlar? Dört tanesi bir müzari fiili cezmedenlerdir. Lem, lemma, lamul emir, la, finnehi. La, finnehi. Evet. La, de denilir. Evet. Müzari fiili cezmeden. E, sarfta da görmüşsünüzdür arkadaşlar. Lem, lemma, li, la. ''Lem yelid ve lem yulet'' ''Doğmamış, doğrulmamış lem yelid'' Buradaki ''velede yelidi'' olan müzari fiili ''lem'' ile cezm olmuştur. Cezim alameti sondaki sükündür. Yine ''yulet'' arkadaşlar e, meçhul fiil olarak, müzari fiil olarak gelmiştir. ''Lem'' ile cezim olmuştur. Cezim alameti sükündür. ''Lemma yenfa'' ''Fayda vermedi umri'' ''Ömrün fayda vermedi'' nefa'a yenfe olan müzarif fiil başına cezmeden lemma edatı ile cezim olmuştur. Cezim alameti sükündür. Li'amel yapsın amelen sal salih amel işlesin. Buradaki amile ya'mel olan müzarif fiil lam harfi ceri ile ee, ne yapmıştır arkadaşlar? Cezim olmuştur. Cezim alameti sükündür. Neden hep sükün geliyor cezim alameti? Çünkü hep tekil olarak, müfret olarak kullanılmaktadır. Ee, o ikisi yapsın o zaman e, liyamela, liyamelu desek cezim alameti nun harfinin düşmesi e, diyeceğiz bu sefer liyamel tekil olduğu için cezim alameti sükün diyoruz. Tesniye ve cemi olursa liyamela liyamelu şeklinde nunun düşmesi diyeceğiz. burada arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Müzari fiillerde arkadaşlar iki sığgada nunlar düşmez. Cemi müennes gaibe ile cemi müennes muhataba sığgaları muhataba. Bu iki yerde hiçbir zaman nunlar düşmez. Nedir? Liyamel. Şimdi liyamel yapsın. Değil mi? Yapsın. Eğer tesni olursa liyamela. Liyamela. Normalde liyamelani idi. Buradaki nun sükun alameti, cezim alameti olarak düşüyor. İşte burada nunun düşmesiyle cezim olmuştur diyeceğiz. Yani nunun sükutu. Cemid olursa Liya melu aslında Liya melu neydi Liya melu ne ama buradaki nun düşüyor cezim alameti olarak nerede düşmüyor liya'melne. bakın liya'melne. ne Cemi Mühendis muhatabada ya da e, burada tabi e, Cem Mühendis muhatabada da li olmaz çünkü emri Gaip e, lamıdır. mıdır e, Burada ne olsun mesela <laughs> lem diyelim. Lem ta'malne. Sen yapmadın. Lem ta'malne. Sizler yapmadınız anlamında. Lem ta'malne. Bakın buradaki nunlar hiçbir şekilde düşmez. Neden? Çünkü bu nunlar arkadaşlar nunu nisve adını verdiğimiz müenneslik nun dediğimiz bu fiillerin failleridir. Bu fiillerin failleridir. O yüzden hiçbir şekilde bu nunlar düşmezler. Bunlar arkadaşlar mebnidir. Failleridir. Hiçbir şekilde düşmezler. Evet. Diğerlerine tesni ve cemilerde nunu, sükutu, müfretlerde arkadaşlar e, yine nedir? Sükündür. Sadece müfret müennes muhatabada li ta'meline, li veya lem Ta'meline enti <Antî> anlı enti <antî. tameline> sen yapmıyorsun. Sen yapmadın. Ta'meline nedir? Buradaki nun lemden yani müzarifili cezmeden lem edatından dolayı düşüyor. Lem ta'meli şeklinde kalıyor. Burada lem ta'meli şeklinde ye olarak kalıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü müzarifili cezmeden lem vardır. Amildir. İşte bu amil ne yapıyor? E, müfret mühendis muhatabada tık tesniye ve cemilerde olduğu gibi onuğunu düşürebiliyor. Buna yetkindir. Amildir. İşte tameline burada mamul oluyor. Onuğunun düşmesi de irap olmaktadır arkadaşlar. Et evet, la teznib. Evet. la tüznip de diyebiliriz. La teznip yani ifal babından getirirsek eznebe yüzni bu, tüzni bu, zenebe yezni bu, tezni bu, la teznip günah işleme anlamında. La müzarifi cezmeden edatlarda amillerdendir ve cizim alameti sondaki harfin sükunudur. Peki iki müzarifili cezmeden edatlar var. Bunlara da şart ve ceza diyoruz. İntetüp eğer tövbe edersen yufer bağışlanır ne zunubuke senin günahların. Burada arkadaşlar tetüp olan müzari fiili cezmeden buradaki iki müzari fiilin cezmeden şart edatı indir. İn amildir ve diyor ki ben diğerleri gibi tek değil iki tane e, kelime üzerinde etkin var yetkin var onları e, harf ve hareke bakımından değişikliğe uğratabiliyorum yani etki alanı daha geniş ve diyor ki iki tane müzari fiil getiririm. Birincisi şart, birincisi de karşılık dediğimiz cezadır ve bunları cezim yaparım. Intetüp. Eğer tövbe edersen. Şayet tövbe edersen yufer bağışlanır zünub. Her iki fiili de cezmeden buradaki in amilidir arkadaşlar. Zünub nedir? yufer olan e, meçhul fiilin naibu failidir. Bağışlanır. Ne bağışlanır? Zünubüke. Senin günahların. Evet. Zünubüke. Aslında burada e, tufer demesi lazım değil mi? Çünkü zünub gayri akildir. Gayri akil cemidir. Akılsız varlığın çoğuludur. Onun o yüzden arkadaşlar e, müfret müennes gelmesi lazım fiili. Tufer. Mehma tef'el her ne yaparsan tus el sorulacaksın minhu ondan. Her ne yaparsan ondan sual olunacaksın. Tus el her ne işlersen ondan sual olacaksın. Buradaki mehma iki müzarifili cezmeden edatlardandır. Şart ve cezadandır. Tef, tef'al ve tus'el olan. Biri malum, biri meçhul fiil. Üzerinde cezim alamet olarak her ikisine sükün yapmıştır. Mamuldür. Buradaki sükünlerde irap olarak açığa çıkmıştır. Evet. Tus el. Sual olunacaksın. Faili tahtında entedir arkadaşlar. Min hu. Hu zamiri neye gidiyor? Hu zamiri şuradaki mehmadaki her neyi yaparsan her neyi yaparsan onun yaptığın o şey yani. <laughs> ma nedir ma tef'al yine her ne yaparsan min hayrin hayır adına teciduhu onu bulacaksın indallah Allah katında onu bulacaksın buradaki tef'al ve tecid olan müzari fiilini cezmeden e, aminimiz madır Şimdi bakın buradaki ma şart ve ceza anlamındaki ma'dır. İsimle karıştırılmasın. İsmin başına gelen ma o olumsuzluk anlamındaki ma'dır. İşte leyse müşabi olan ma'dır. Men yamel her kim ki yaparsa amelen salih salih amel işlerse yekün naciyen olur. Ne olur? Naciyen kurtulur olur. Kurtulur. Salih amel işleyen kurtulur. İşte buradaki yamel şartıdır. Naciyen ceza karşılığıdır. Kurtulma şartı neye bağlıdır? Salih amel işlemeye. Allah katında bulmasının şartı nedir? i̇şlemesine karşılığı da tecidu bulmasıdır arkadaşlar. Evet şart ceza her ikisinde cezim etmiştir. Cezim alametleri sükündür. Eyne tekün Eyne tekün her nerede olursan yüdrik ke sana ulaşacak el mevtu ölüm. Her nerede olursan ol ölüm sana ulaşacak ölüm seni bulacaktır. Eyne e, müzari fiili cezmeden amillerden iki müzari fiili cezmeden amillerden tekün ve yüdrik olan müzari fiillerini cezmetmiştir. Cezim alametleri sükündür. Meta tahsüt her ne zaman haset edersen tehlük helak olursun. Burada da arkadaşlar e, yine aynı eyne gibi şart ve ceza anlamındaki iki müzarif fiili cezmeden meta, tahsüt ve tahluk müzarif ile cezmetmiştir. Cezim alametleri sükündür. Enna tüzneb her nerede günah işlersen ya'lem ke seni bilir Allah. Her nerede enna her nerede mi? Her nerede günah işlersen ya'lem bilir ke seni kim? Allah Hazreti Allah seni bilir. Teznüb ve ya'lem müzarifileri ennadan dolayı Cezm olmuştur. Cezim alametleri sükündür. <laughs> Eyyü alimin. E alimin her hang, her kim alim olan, her kim ki yetekebbe yetekeb, kibirlenirse yubgidu, yubgidu buz olunur. Buz eder. Kim Allahu Teala Allah ona buz eder kibirlenen alime. Yani hangi alim yetekebber kibirlenirse yubghizhu e, abghaza e, buz olur kim Allah Allah ona buz eder Allah ona buz eder Hafazan Allah haysuma <laughs> tef'al. <laughs> her ne yaparsan yüktep yazılır fi'lüke. <laughs> her ne yaparsan senin bu yaptığın fi'luk <laughs> yani senin fiilin yazılır yüktep <laughs> buradaki şart yapmadır. Yükteb de onun cezasıdır. Yazılır ne? Fiyoluk fiil de yüktep olan e, naibu şey meçhul fiilin naibu failidir. İzma tetub. Her ne zaman tövbe edersen tukbel kabul olunur. Tövbe tüke. Senin tövben kabul. Bakın tövbe mühendis olduğu için tukbelde de te ile gelmiş. Her ne zaman tövbe edersen senin tövben kabul olunur. İzama ta'mel. Her ne zaman e, ta yaparsan bi ilmike ilminle ilminle amel edersen tekün hayren nas insanların en hayırlısı olursun. Ne zaman yani veya şayet eğer ilminle amel edersen insanların en hayırlısı olursun diyor. E, Termel ve tekün olan müzarif fiiller izama şart edatından dolayı bu amilden dolayı e, cezim olmuştur. Cezim alametleri sondaki sükünlerdir. Geldik arkadaşlar kıyasi amillere. Evet, fiillerde ha bir de şey var. Enlen izen dediğimiz şimdi eee Semai amillerin 30 tanesi isimlerde, 19 tanesi fiillerde dedik. E, fiillerde olanların 15 tanesi e, müzarifil cezmedenlerden, dört tanesi de müzarifili nasfedenlerden. Nedir onlar? En, len, ke, izen, uhibbu, seviyorum. En, uti'a, itaat etmeyi kime? Allahü, Hz. Allah, Hazreti Allah'a Teala, yüce olan Hazreti Allah'a itaat etmeyi seviyorum. Ehabbe, yuhibbu, uhibbu, müzarifi fiildir Başına nasfeden bir edat yok, cezmeden bir edat yok. Amili maneviyle raf olmuştur. Faili tahtında enedir. Neyi seviyorum? En, en, e, uti'a itaat etmeyi en uti'a itaat etmeyi seviyorum. Ata yuti'u olan müzari fiil en amilinden dolayı nasp olmuştur. Nasp alameti sondaki fethadır arkadaşlar. Aynen <laughs> e, cezmeden fiillerde olduğu gibi cezmolunan Burada da tesniye ve cemi ileride arkadaşlar. Yine sondaki nunlar düşecektir. İki yer hariç hiçbir şekilde cemi mühendis gaybe ile cemi mühendis muhatabadaki nunlar düşmez. Dikkat edelim. Sınavda görün. Aa bak burada nun var düşmemiş. Hemen elemeyin. O iki yerde faillik nunlarıdır onlar. Nunun ismedir. Hiçbir şekilde düşmez. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir müzari fiilin başına en gelirse arkadaşlar artık o mastar, mastarlaşır, mastar olur. Arapçada buna mastarı müevvel adı verilir. En ile mastar olunmasına mastarı müevvel. Allah lafzı celali eta müza, e, müzari fiilinin mef'ulüdür. Peki faili nedir? eta yuti faili tahtında en'edir arkadaşlar. Allah lafzı celali mef'uldür. lazen fetelin asıl olmuştur. Len yaghfire bağışlamayacak Allahu Teala Hazreti Allah lil kafirin kafirleri len asla yafira gafera yafiru len yafira buradaki yafiru olan müzari fiili nasb eden şey başına nasb edatı gelen len amilinden ötürüdür lafzen feta ile nasb Allah lafz celali onun failidir Teala Allah lafz celaline sıfattır takdiran merfu. Lil kafirin kimi? Kafirleri fulun bi gayri salihtir burası. Harfi cerle mecrur. Mahalle mansup. Peki cer alameti nedir? Kafirine diyoruz. Cer alameti yedir. Neden? Kafirin şeklinde cemi müzekker e, sığgasında geldiği için müzekker salim sığgasında geldiği için onun cer alameti yedir arkadaşlar. Uhibbu seviyorum. Tulel umru e, ee, ömrün uzun olanını niçin key uhas ile elde etmek için lil ilmi e, neyi el ilme ilmi elde etmek ilim tahsil etmek için e, uzun ömrü seviyorum ahabbe e yuhibbu yine aynı şuradaki gibi müzahir fiil nesm tekelin vahde sıgası faili tahtında enedir tul bu filne mefulü bir sarihtir fetayla nasip olmuştur tul muzaf el umri muzafın ilehtir Key müzari fiili nasb eden amillerdendir. E, hassele yuhassilu olan müzarifi fiil key ile nasb olmuştur. Nasb alameti fetadır. Bunun tahtında da fail enedir arkadaşlar. El ilme de uhassile fiilinin mefulü bir sarıydır. Lafzen feta ile nasb olmuştur. İzen evet izen el cenne o halde tedhule giresin el cenne cennete gir. O halde cennete gir arkadaşlar. E, İzen müzari nasb eden edatlardandır. tedhulu olan müzari fetayla nasb etmiştir, amildir. El cennete de tedhulu fiiline mefulu bih sarih fetayla nasb Peki tedhulun fail nedir? Faili tahtında entedir. Sen gir kim? Sen tahtında entedir arkadaşlar. Evet burada yazmamış bir de li ve la e, hatta var. Li la muttalil dediğimiz li'dir. La mutta'lil. Hatta'dan sonra hatta fiilin başına gelirse o da hatta'dan sonra gizli bir en bulunur. O da müzari fiili e, nasip eder arkadaşlar. Evet. Mesela e, zeheptu ilel medrese okula gittim. Niçin? Li edruse. Eğitim görmek için. Li edruse. İşte oradaki la için anlamındaki la mutta'lil dediğimiz müzari fiili nasip eden edatlardandır. Gelelim arkadaşlar kıyasi amillere. Artık semai amiller bitti. Şimdi gelelim kıyasi amillere. Bunlar da 9 taneydi. El mef'ulü mutlak. Birincisi mef'ulü mutlak diyorum tövbe. El fi'lü mutlak. Mutlak fiil. Ne demek mutlak fiil? Fiil işte mutlak. Mutlak fiil. Bu da iki kısma ayırız arkadaşlar. Tam fiil, nakıs fiil olarak tam fiil arkadaşlar e, fail alır raf eder mef'ul alır nasbeder. eder kalaka mazi bir fiil yarattı Allahu Teala Hazreti Allah neyi kulle şeyin her şeyi ve nezele indirdi neyi ne indirdi İndi el Kur'anu Kur'an indi. Ve nezele el Kur'an indi. Nasıl? Nuzulen inmekle meful mutlaktır burası. Halaka burada tam fiildir. Eğer bir yerde fiil varsa, yani bunun e, etkinliği, amilliği nedir, nasıl oluyor diyecekseniz arkadaşlar, bir yerde fiil varsa mutlaka orada fail arayacaksınız. Mutlaka. Bazı fiillerde Mesela lazım müteaddi fiillerde meful olur. Mefulün çünkü e, mefule ihtiyacı vardır fiilin. Ama lazım fiillerde meful olmaz. Ama mutlaka hepsinde fail olacak. Bu meçhul fiil olsa naibu fail olacak. Olmak zorundadır yani. Tam fiilin veya mutlak fiilin amilli özelliği budur. Ben eğer bir yerde varsam diyor o fiil işleyen bir fail olacak o fiili işlemek için de bir meful olacak. Allah lafz-ı celale halaka fiilinin failidir. Fail olduğu için damme ile merfudur. Fail olduğu için raftır arkadaşlar. Külle de halaka fiilinin mefhulüdür. Meful olduğu için nasptır. Fiil diyor ki ben fail alır raf ederim. Meful alır nasp ederiz. Ederim. O zaman diyeceğiz ki bu fiilin amilli nedir? Allah lafz-ı celalini fail olarak kendisi alıp onu raf etmiştir. Külle ile meful olarak alıp nasp etmiştir. Ve külle muzaf, şey-i muzafın ileyhtir. Nezle yine arkadaşlar bir fiildir lazım bir fiildir arkadaşlar. Nezele lazım bir fiildir. Dolayısıyla e, mefulü bih e ihtiyacı yoktur. El Kur'an'ı onun failidir. Ama eğer lazım bir fiili müteaddi yapmak için ifal babına nakledebiliriz. Enzele dersek enzele indirdi. Kim? Allahu Hazreti Allah. Neyi? El Kur'an'ı Kur ı Kerim'i. O zaman lazım bir fiil. ifal babına nakledilerek mütaddi e, müteaddi bir fiile dönüştürebiliyoruz. Enzele indirdi. Allah onun failidir. Damme ile raf olmuştur. El kurane onun mef'ulüdür. Feta ile nasb olmuştur. Nuzulen inmekle yani şeksiz, şüphesiz, kesin olarak mef'ulü mutlaktır arkadaşlar. İnmenin e, tehdit etmek, pekiştirmek e, kesin olduğunu ifade etmek için mef'ulü mutlak getirmiş burada. Nakıs bir fiil arkadaşlar. Bunlar da e, Türkçe'de yardımcı fiil adını verdiğimiz tam bir fiil anlamı olmadığı için nakıs fiil deniliyor. Nakıs fiiller fail ve meful almaz. isim ve haber alır. İsim ve haber. Fa, e, tam fiillerde fail ve meful arayacağız. Nakıs fiillerde isim ve haber arayacağız ki siz bunları biliyorsunuz. Kane ve kardeşleri adını e, verdiğimiz kâne, sâra, esbaha, emsa, e, bate, e, işte menfekke, mâ beriha e, gibi, mâ dâme, lâ yezâlu, mâ zâle gibi. E, bunlar arkadaşlar nakıs fiillerdir. Kâne İbrahim, İbrahim idi, hanifen, hanif idi, ve leyse değildi, Yahudiyen, Yahudi değil. İbrahim, bu, kâne burada nakıs fiildir. İbrahim onun ismidir. Aman faili demeyin. Amman arkadaşlar. İbrahim kânenin faili demeyin. Çünkü nakıs fiildir bunu. İbrahim kânenin ismidir. Kâne de arkadaşlar yine efendim Efendim. Aleyküm selam. Hamdolsun çok şükür. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. İbrahim Kâne'nin ismidir. Lafzen damme merfudur. Hanifen de Kâne'nin haberidir. Lafzen feta ile nasb olmuştur. Fiile tam fiile e, fail alır, raf eder, mef'ul alır, nasb eder diyeceğiz. Ee, nakıs fiille de isim alır, raf eder, haber alır, nasp eder diyeceğiz. Nasıl ki arkadaşlar fiil, fail arasında uyum varsa fiil cümlesinde e, nakıs fiillerde de isim ve haber arasında uyum olacaktır. Ee, yine aynı şekilde eğer İbrahim değil de müennes olsa idi kânet diyememiz lazımdı. Müennes sığada kânet olarak yine İbrahim e, müennes olsaydı, burası da Müennes olması gerekmekteydi, Hanifiyeten şeklinde. Tabii bu ayet kelimedir. Veya arkadaşlar, eğer kane'nin ismi Tesniye ve Cemi olursa, yine onun haberi de Tesniye ve Cemi olacaktır. Her zaman Tesniye de Cemide olsa ismi raf olacak raf alametiyle. Yani burada tekil isim olduğu için raf alameti Ötredir ama Tesniye ve Cemide Tesniye de raf alameti Elif olabilir, Elif olur, Cemide Vav olabilir, Ötre olabilir. Ee, ama yine hanifende tesniye ve cemi olsa raf ala, e, nasb alameti arayacağız artık. Kanin haberi nasb olduğu için tesniye nasb alameti yedir. Cemi müzekkerin nasb alameti e, kurallı ise yedir. Kırık çoğulsa e, nasb alameti fethadır. Yine cemi müennesin nasb alameti esredir. Talibatin şeklinde esre olarak gelir. Ve leyse değildir. Yahudiye Yahudi değil. Leyse de arkadaşlar yine kane ve kardeşlerindendir. Leyse'nin ismi tahtında hüvedir. İbrahim'e dönen e, hüvedir ve Mahallen merfudur. Yahudiyen leysenin haberidir. Lafsen fethayla nasb olmuştur. İsmi fail arkadaşlar. Kullu hasudin. Her haset eden muhrikun. Yakıcıdır. Ne? Haseduhu. Onun hasedi neyi yakıcıdır? Ameluhu. Amelini yakar. Şimdi burada muhrikun ismi faildir değil mi? Kül burada nedir arkadaşlar? E, müptedadır. Lafzen dammeyle merfudur. Küllü. küllü hasudin aynı zamanda muzaaftır ve hasud muzafın iley olarak gelmiştir. Muhrikun nedir? haberdir. Haber. Her haset yakar, yakıcıdır. Şimdi ne yakar? Yakıcı olan nedir? Haseduhu onun hasedi. Şimdi burada aslında e, muhrikun ismi failinin tahtında harika fiili vardır. Yakar ne haseduhu onun hasedi. İşte diyeceğiz ki burada muhrikun olan ismi fail kıyasi amillerden olduğu için tahtındaki harika fiilinden haset onun failidir. Failidir. Muzaf muzaf ile amelde onun mef'ulüdür. Yani buradaki amel kelimesinin gelmesi bunun tahtında buna harika fiilinden ötürüdür. Her ismi fail olarak da gelse bunun tahtında bir fiil vardır. Bir fiil. İsmi fail failin ismi ismidir. Demek ki zaten fail varsa bir yerde mutlaka onun işlemiş olduğu bir fiil de vardır. İşte tahtındaki bu fiilin mef'ulü nedir? Amelahu. Amelini. Amelini yakar haset muhrikundan e, faildir amelde ismi failden meful olarak gelmiştir buradaki hu zamirleri muzafın iletiler ikisinde de kullu taibin ismi meful arkadaşlar kıyas amillerden kullu taibin her tövbe eden yine müpteda ve muza, muzaf muzafile müpteda damme ile merfu makbulun kabul olunmuştur evet ismi fail arkadaşlar Malum fiil gibi amel eder, ismi fail malum fiil gibi, ismi meful de meçhul fiil gibi. Malum fiil fail alır, meçhul fiil naibi fail alır. Dolayısıyla buna nasıl ki hasud fail dedik, makbulun kabul olunmuştur. Her tövbeden ne kabul olmuştur? Tövbetuhu, onun tövbesi. Tövbe burada Makbulun, ismi failin tahtındaki kubile. Evet. Meçhul fiil gibi yap, e, amel edeceğiz dedik ya arkadaşlar. O yüzden kubile diyeceğiz. Kabile kabul oldu. Kubile e, kabul olundu anlamında. Tahtındaki kubile fiilinden naibi faildir. Naibi faildir. Tövbe kelimesi makbulun ismi mef, mef, mef tahtındaki kubile meçhul fiilinden naibi faildir. Et evet, sıfat-ı müşebbehe el ibadetu ibadet hasenun hasenun güzeldir. Sıfat-ı müşebbehe arkadaşlar. Ee, ne güzeldir? Sevabuha onun sevabı. Onun sevabı güzeldir. Vel masiyetu masiyet günah ise kabihun çirkindir ne azabuha onun azabı çirkindir. İbadet burada müptedadır. Hasenun onun haberidir. Sıfatı müşebbehe olarak gelmiştir. Ve dolayısıyla arkadaşlar ee, ne yapar? kıyas amillerdendir. Tahtındaki hasune fiili. Tahtındaki hasune fiilinin e, faili sevaptır burada arkadaşlar. Sevap onun e, neydir? Failidir. Sevap muzaf, ha muzahir. vav atı, masiyye. Yine e, ikinci bir mübteda diyebiliriz veyahut da ibadet üzerine matuf da diyebiliriz. Kabihun masiyetten haberdir. Kabihun çirkindir. Sıfatı müşebbehedir. Çirkin olan şey nedir? Tahtında bir kabeha fiili var. Oradan da fail olarak azap faili olarak gelmiştir. Kabihun olan sıfat müşebbehenin faili. Zaten yoksa masiyet çirkindir dediğimiz zaman eğer burada tahtındaki kabia fiilini kullanmazsak e, peki azap kelimesini raf eden şey nedir? O zaman azap kelimesini burada e, ne olarak getireceğiz? Meful olarak mı? Niye bu gelmiş burada? Bir şey bulamayız burada. Yani buna o zaman bir öge bulamayız. Masiyet çirkindir. Ama masiyet e, çirkin olan bu günahın neyidir? Kötü olan, kabih olan işte diyor ki aslında sana mahsiyet kötüdür diyorum ama bunun azabı. Azabı kötüdür. Evet. Peki ismi taftil kıyasi amillerdendir. Kıyasen amil olarak etkindir, yetkindir. Ma'min raculun hiçbir adam yoktur ki ma'min raculun adamlardan yoktur ki Ehsene, daha güzel olsun fihi o adamda el hilmu hilip yumuşak huyluluk, tevazuluk yumuşak minhu ee, neden o e o adamda o hilimden daha güzel olsun fil alim, alimde yani hiçbir adam yoktur ki alimden daha yumuşak huylu daha işte e, hilm sahibi olamaz diyor. Burada ehsene olan ismi taftili kıyasi amillerdendir. Daha güzeldir. Ne daha güzeldir? El hilmu. Ehsene. sene demişim. Özür dilerim. Ehsenu. Ehsene dersek ifal babından mazi yaparız. Ehsenu. Daha güzeldir. Evet. Ne daha güzeldir? El-Hilmu. Hilim. Dolayısıyla buradaki ismi taftil kıyası amillerdendir Tahtındaki e, hasune fiili e, El-Hilmu'yu fail olarak almıştır. Yuhibbu sever Allahu Hazreti Allah Teala irtaen vermeyi lehu kendisi için kimin vermesi abduhu kulunun kime fakiran fakire neyi dirhemen dirhemen mastar arkadaşlar mastarlar da kıyası amillerdendir evet aslında burada irtaen kelimesi şöyle de gele gelebilirdi yuhibbullah Hazreti Allah sever kimi sever en yut et evet, en yurta verilmesini en yurta erta yuti yuta meçhul olan. verilmesini neyi lehu kendisi için abdu Evet, mas burada dolayısıyla mastal olarak getirmiş. Tahtında bir erta fiili var. Abdu bu erta fiilinin faili olarak gelmiştir arkadaşlar. Verme anlamındaki fiiller iki tane mef'ul alır demiştik. Dolayısıyla fakiren bu tahtında bulunan e'ta fiilinin birinci mef'ulü dirhemen de e'ta tafin ikinci mef'ulüdür. Yani Kıyasa amil olarak ne yapıyor? Abd kelimesini fail alıp raf ediyor. Fakiran kelimesini meful alıp nasp ediyor. Dirhamen kelimesini ikinci meful alıp nasp ediyor. Bunu yapan kim? Bunu yapan bu yuhibbu değil arkadaşlar. Yuhibbu müzari fiildir. Amili maneviyle raf olmuştur. Allah lafzı celalini e, fail olarak alıp raf etmiştir. İhtâin de kendisine yuhibbu bu olarak nasip etmiştir. Ama ihtâenin tahtındaki ehtâ fiili de abdüyü kendisine fail alıp raf etmiştir. Mastar da kıyase amillerden dedik. E, fakiren de kendisine meful alıp onun nasip etmiştir. Dirhemeni de ikinci meful alıp nasip etmiştir. El ismül mudaf Evet, mudaaf yani isim tamlamasında muzaf olan isim. İbadetullahi Teala Allah'a ibadet hayrun en hayırlı şeydir. Allah'a ibadet en hayırlı şeydir. Evet, burada muzaf olan isim. Evet, kıyasi amillerdendir dedi. Ona nasıl diyeceğiz? Muzaf olan isim burada mübteda olarak gelmiştir. Amili maneviyle raf olmuştur. Muzaf muzafın ileyhtir. Allah lafzı celal muzafın ileyhtir. Hayrunda e, nedir onun haberidir. Mübtedadan <laughs> haber olarak gelmiştir. O da amili manevi ile raf olmuştur. Kıyasi amillerden muzaf Evet. Onu muzaf isim. Herhalde şunu kastediyor arkadaşlar. Muzaf isimde e, cümle içerisinde arkadaşlar e, cümlenin ögelerinden fail işte mef'ul, naib fail bu şekilde gelebilmektedir. İsmi mübhemit tam kapalı isim arkadaşlar. İsmi mübhemit tam tam kapalılık var isimde. Et teravihu. Teravih nedir? Işrune. 20'dir. Burada et teravih e, tervihanın çoğuludur. Kırık çoğuldur arkadaşlar. Cemi mükesserdir. Teravih. Teravih mübtedadır. Lafzen damme ile merfudur. Damme ile merfudur. Işrune onun haberidir. Ve laf sen vav ile merfudur. Vav ile merfudur. Teravi 20'dir. Tamam da burada bir kapalılık var. Ne cihetten, ne bakımdan. Yani namaz bakımından mı, vakit bakımından mı, rekat bakımından mı, başka şeyler de akla gelebilir. aten hemen o kapalılığı gidermek için temyiz geliyor. Temyiz diyoruz biz buna Arapçada. Rekat cihetinden işte buradaki kapalılığı gideriyor. Karşıdaki muhatabın aklına başka bir soru gelmesine mani oluyor. Rekat olarak girmedir. Mana fiil. Evet mana fiil arkadaşlar. Fiil manasında olan e, kelimeler fiil değildir ama fiil manası heyhate Uzak oldu anlamında. Fiil manasında. Fiil değildir kendisileri. Ee, ama fiil manasında kullanılan kelimeler var. Mesela amin de onlardan bir tanesidir. Amin dua ettikten sonra amin diyoruz ya. Mana fiildir. Aslında bir fiil değildir ama Allah'ım kabul et anlamında bir mana fiildir. Hey ate uzak oldu. El-müznibu günahkar minallahi teala hazreti Allah'tan uzak oldu. ve terake zenben günahın günahı terake seni gördü zenben günahını. Evet era yera raa gördü raa. raa yera görüyor era ben görüyorum tera sen görüyorsun terake seni görür gibi bilmiyorum burada farklı bir şey var herhalde bakmak lazım. Eee Mana fiili üç şekilde demiş. A, B, C. Ma fid dünya, dünyada yoktur. Rahatun, rahatlık yoktur. Ma fid dünya, dünyada rahatlık yoktur. Burada nerede mana fiil? Yani buradaki ma sanki şeye benziyor. E, leyse'ye müşabi olan ma la'ya. Yani fid dünya öne geçmiş haber. Rahatun da tehir etmiş ismi gibi Yen bayi gerekür lil alim alim için en yekün olması Muhammediyen Muhammedi olarak hulkuhu ahlakı ahlakı Muhammedi olarak. Bakın burada Muhammedi olarak aslında e, kapalılık var burada değil mi? Kapalılık Muhammediyen onu işte açıyor Muhammediden aslında kastolunan hulkuhu onun ahlakı gerekiyor. Muhammedi. Yani aslında kapalı işte bunun mana fiili herhalde. Muhammediyen. Evet. Muhammediyen'i mana fiil olarak kabul ediliyor. Muhammedi olarak ne demektir o? Oradaki işte o kapalı e, mana fiili hulkuhu. <laughs> evet. Ahlaki. Bakın hulku Ahlaki. Muhammedi olması gerekir alime. Peki arkadaşlar bu tabloyu amiller elimizden geldiği kadarıyla bildiğimiz kadarıyla Cenab-ı Hakk'ın bizlere e, anlamayı nasip ettiğini e, biz de elimizden geldiği kadarıyla anlatmaya çalıştık. Bir saat oldu. Burada kalalım. Burada kalalım arkadaşlar. Zaten e, içeriklerde de bizim anlattığımız şeyleri su so e, söylüyor. E, diğer üniteyle devam edelim. İnşallah yapabildiğimiz kadarıyla Peki Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Yar ve yardımcınız olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.